Evet, kalmış olduğum sahnede çatı kısmı. Şuraya sadece bir bölme daha bir ışıklandırma için bir yer açtım. Bunun dışında kalan sahne aynı. Bu derste kaplama, render üzerine duracağım ve temel bilgiler. Tabii render için V-Ray kullanacağım. Sahnemize ışıklandırmayı daha iyi görebilmek için iki adet hazır obje kullanacağım. Birincisi. Hemen sahnemize yerleştirelim. Bize doğru çevirelim. Ekleyelim. Yer yüzeyi için. Tabii bundan önce render V-Ray kurduktan sonra Assign Renderer V-Ray'i seçmeyi unutmayın. Yer materyali olarak parlak bir zemini oluşturacağım. Önce standart materyal değil diye V-Ray materyal kullanacağız. Diffuse. Diffuse ana kanaldır. Yani kullanacağınız texture kaplamayı buraya koyacaksınız. Kullanacağımız kanal bitmap, yani bir resim. Textures. Pardon. Sahne zemin olarak bu şekilde materyal gördüğünüz show mapping viewport dediğimizde texture uyguladığımızda yüzeye nasıl bir etki bulunduğunu görüyoruz. Tabii şu an görüntüde bir hata oluşumu gibi görünebilir. Oysa ki objemizi UVM map yani koordinat üzerine uygulamamız lazım. Box. Tiling'den texture'ın kaç defa kullanıldığı 5 5 böylelikle düzgün bir yüzey elde etmiş olduk. Ayarlardan yansıma bilgisi reflection. Yansıma değerini artıralım. Ve subdivision düşürelim. Render hızımızı arttım. Effect Shadows aktif olsun. Aynı zamanda Refract Interpolation. Minimum Rate -3. Maximum Rate 0. Refract gerekmiyor. Maps bölümünden şu an bump map'imiz olmadığı için aynı resmi
uyguluyorum ve 30'da bırakıyorum. Bu kısım tamam. Aynı işlemi VRA material bitmap uyguluyorum. Göstermesini istiyorum ve bunu ana modelimize uyguladıktan sonra map box. Yine tabi hatalar oluşacaktır. Üç dediğimizde daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Maps bump map, yani kabarık. Tekrar 3'e 3 ve değerini düşük tutalım. Bump map'i aynı zamanda personal frag. Bu kanalları aslında bir kaplama dersinde tam ayrıntılı olarak göstermem gerekiyor. Opacity, şeffaf, yani bazen RPG deniz karakterleri koyunca kullandığımız, daha doğrusu programın kullandığı değer ve burada da tabi materyallerde kullanılıyor. Refraction, yansıma. Ana kullanacağınız materyaller genelde bu ikisi. Yani temel bazı modelleme ve kaplamalar için geçerli. Tabi daha detaylı ayrıntıları var. Refraction, IO ayarı, cam, su ve kırılma indis ayarları. Bunlar için ayarlanıyor. Shadows. Evet. Aynı şekilde bunu buraya uyguluyoruz. Merdivenlere aynı şekilde uygulayabiliriz. Design material. Sahnemiz. Şu an ışıklandırma. Işıklandırma için standart ışıklandırma tipleri değil de V-Ray Light kullanıyoruz. Sonuçta V-Ray ile render alacağız. V-Ray Light Subdivision. Kaynağının geliş şeklini ayarlayabiliriz. Tabii bu ışık kaynağının kopyalarını bu şekilde uygulayacağız. Aynı şekilde V-Ray Light. Şekilde buraya yerleştirmiş oluyoruz. Son bir tane daha. Onu da bu şekilde buraya yerleştirmiş oluyoruz. Şu an gördüğünüz sahnede ve ışık bilgilerini renk olarak buraya mavi bir tonaj
Burası direkt aynı ışığın kopyasını koyabiliriz. Ve sahnemiz şu anlık hazır gözüküyor. Render ayarlarına geldiğimizde Illumination, yani çevresel ışıklandırmayı aktif hale geçiriyoruz. Iridium Map. Bu tabi bunlar birinci primary bounce dediği ilk ışık kaynağının yüzeye çarptığı ve şiddeti ne kadar olacağı. İkinci ışık kaynağının şiddeti ne kadar olacağı. Değerini biraz düşürebiliriz. Ne kadar? 0.60. Iridium Map ışık bilgisini hesaplarken bize göstersin. Şu anlık kaliteyi low pass değerini, yani kaç defa ışık değerini hesaplanacağını biz low ayarlayalım. Çünkü render zaman alabilir. Subdivision 8. Tamam. Gayet ideal. Ve environment. Çevresel ışıklandırma. Bu ışıkların dışında bir ışıklandırma kullanacak mıyız? Veya HDR dediğimiz çevresel, yani ışık bilgisi içeren resim kaynağı kullanacak mıyız? Hayır diyorum, şu anlık kullanmayalım. Ve bir render alalım. Sonucumuzu görelim. Evet. Render işlemimiz bitti. Şu an burada noktalar renderın düzgün olmadığını görebilirsiniz. Çünkü Iridium Map, yani ışık hesaplama olaylarını low'da tuttuk. Render fazla uzun sürmesine, kalite yükseltirseniz tabii bunlardan kurtulabilirsiniz. Işık patlaması nedeni ışığın şiddetini azıcık düşürüp saturation değerinde sonuna o oynayarak tabii tekrar düzgün bilgiler elde edebilirsiniz. Şimdilik bunu, evet, buraya atıyoruz. Ve kapatıyoruz. Render. Aynı sahnede hiçbir ışık bilgisinin değerini hiçbir şey değiştirmeden sadece GA Environment Skylight aktif edip 0.5 kadar düşürüyoruz. Ve bir render daha alacağız. Low değil bu sefer, medium. Ne kadar bir fark olduğunu görmek için. Ve render. Evet, bu renderımız da bitti. Tekrar render karşılaştırması için alıyorum. Evet. Şimdi render menüsünde tabii render kalitemizin kötü olması nedeniyle subdivision değerlerini düşük tutmamız render süresinden zamanlama için. GA environment dediğimiz değeri çok düşük tuttuk, 0.5. Eğer yükselseydik tabii daha net bir görüntü alabilirdik. Şu an ilk resim GI çevresel ışıklandırma olmadan olduktan sonra ki farkı zaten direkt bütün objelerde çevre etkisini görebiliriz. Tabii yine karanlık yüzeyler oluştu. Kullandığımız ışık kaynakları birkaç tane olmasından dolayı. Fakat GI değerini artırırsak karanlık yüzeyleri azalmasına neden olacaktır. Şimdilik ışık kaynağımızın V-Ray kullanılması gölge soft gölgelerin oluşması, mesela gölgelerde işte eğer kare ve belirgin hatalar oluşuyorsa subdivision değerinizi yükseltmeniz gerekmektedir. Materyal editör, Max'in kendi standart materyalleri mevcut. Tabii Mental Ray Integration da mevcuttur.
kısaca açıklamak gerekirse Diffuse Map bölümü texture atama kısmıdır. Standart materyal için. Spectacular Level, parlaklık, glossiness, parlaklık seviyesi, yani ne kadar yüzeyin parlayacağı. Mesh bölümünde ise Bump Map, kabarık ve daha gerçekçi doku kaplamaları elde etmek için kullanılan bir ara birim. Tabi bu ara birimi eklenti olarak Noise ve Alt Map'ler kullanılarak bir sürü materyal elde edilebilir. Bunları nette örnek materyal araştırması veya yaptığınız her materyali kaydedip, yani put to library, daha sonra kullanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İyi günler.